Selamlar, günaydın arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Bolivyalıların festivaline gidiyoruz. Onların Bakire Urquipinha denilen bir Hazreti Meryem'i var. Hazreti Meryem diyorum çünkü Hazreti Meryem'in Latin Amerika'daki sülüyetine Urquipinha diyor Bolivyalılar. Paraguaylılar ise Kakupe diyorlar. Hatta bir tane videom var Kakupe ile alakalı. Şu yukarı bir yeri bırakırım merak edenler için. Şu an Urquipinha'nın doğum gününü kutlayacağız. Bolivyalılar bunun için bir festival düzenliyorlar. İşte yemekler hazırlıyorlar, danslar falan filan. Bakalım, bayağı ilgi çekici ve heyecan verici bir olaya benziyor. O zaman görüşürüz. Alegrías, amor, fantasía. Yo vengo de la tierra que me dio la vida, canciones, alegrías, amor, fantasía. Yo traigo de mis pueblos el sol y la luna, la cruz del sur que alumbra mil guerras vencidas. Yo traigo de mis pueblos el sol y la luna, la cruz del sur que alumbra mil guerras vencidas. Sí, 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 yo soy de Bolivia. Şimdi festivalin olacağı yere geldik. Urquipinha. Urquipinha mıydı? Urquipinha mıydı? Böyle garip bir ismi var, telaffuz edemiyorum. Onun doğum gününü kutlayacaklar. Böyle geleneksel kıyafetler giymişler. Benim de üstüm Erzurum, altım Antalya şeklinde geldim. Altta şort var, üstte bildiğin yani kalın bir şey var. Çünkü inanılmaz bir rüzgar var. O da bazen üşütüyor, güneşte de terliyorsun falan, böyle değişik bir kombinle geldim. Ben tipik Bolivya kostümünü size bir göstereyim. Neredeydi o arkadaş? Ha şurada bak. Bu şekilde bir kıyafet abi. Neymiş adı? Uachas diye bir ismi varmış bu kıyafetin. Aynen böyle değişik, bizim sanki böyle İzmir efelerine benziyor kıyafet. Böyle hani bir an zeybek oynayacakmış gibi bir havası var arkadaşın, ama çok güzel yani, rengarenk. Bolivya'nın da renklerine sahip bir kostüm. Böyle bir saat içerisinde başlayacak. Şimdi bir tane Bolivya yemeği sipariş ettik. Bizim amca kahvaltı etmemiş, ben kahvaltı ettim geldim. Bolivya yemeğini yedikten sonra festivale doğru yol alacağız. Şimdi yemek geldi, chicharron diye bir yemek. Böyle bildiğimiz dana eti diyorlar da, kızartma dana etiymiş. Bir de böyle garip bir şey var, bu da mısırmış. Mote deniliyormuş. Şurada mısırın böyle garip bir türü. Şimdi bizim amca bunu götürecek, indirecek mi diye. Şöyle de bir acı biber verdiler. Bakalım. Festivali bekliyoruz. Şimdi amca yesin. Festivale doğru geçeceğiz. Şimdi festival öncesi ben biraz bu Urquipinha'nın olayından bahsedeyim. Bu arada bana böyle bir kızartılmış muz verdiler. Normal muzdan daha lezzetli ya. Çok sevdim. Buna tatlı dediler ama bu bildiğin neye benziyor biliyor musunuz bu? Kızartılmış kabağa benziyor. Neyse, Urquipinha'nın olayı abi şu. Urquipinha Hazreti Meryem. Ancak bu Hazreti Meryem'in silüeti Bolivya'da ortaya çıkmış ve mucizeler yarattığına inanıyorlar. İşte her yılın 28 Ağustos'unda Urquipinha'nın doğum gününü kutluyorlar. İşte Urquipinha'dan para talep ediyorlar, mutluluk talep ediyorlar, sağlık talep ediyorlar. İşte aileleri için huzur talep ediyorlar. Kimin ne ihtiyacı varsa onu talep ediyorlar. Böyle bir heykel aslında bu. Yani nasıl derler, böyle uzun, böyle kocaman bir eteği olan, işte kafasında tacı olan, bir resmini de şuralara bir yerlere bırakırım. Yani kutsal bir varlık olarak nitelendirebiliriz Urquipinha'yı. Şimdi onun ruhu adına ya da silüeti adına festival düzenliyorlar. İşte dans ediyorlar, işte tipikal yemekler yeniliyor, işte insanlar ailelerle beraber vakit geçiriyorlar. Bolivyalılar bir arada toplanıp bir etkinlik düzenliyorlar. Onun doğum günü, onun ruhuna, onun silüeti adına öyle kutsal bir olay. Abi Bolivya benim böyle hep merak ettiğim ülkelerden biri olmuştur yani. Gitmek de istiyorum bir gün. Ama Bolivya böyle abi karadan gitmesi çok zor bir ülke.
hani uçakla falan gitmen gerekir, çok fazla türbülans oluyor diyorlar. Ama böyle hep merak ettiğim ülkelerden biri. Şimdi hızlı hızlı gidiyorum da. Ha bak, burada toplanmaya başladılar. Geleneksel kıyafetleri giymişler. Başını falan kapatmış şuradaki kız ama neden kapatmış bilmiyorum açıkçası. Bak bunlar geleneksel kıyafetler. Küçük kızlar da giymişler, böyle kafalarında böyle süslü püslü bir şeyler var. Yani tam olarak ne bilmiyorum ama çok güzel, hoş duruyor yani rengarenkler. Ama böyle çok hoş renkli renkli kıyafetler var. Şimdi buradan başlayacaklar. Dans ede ede, burası Mercado Cuatro. Bütün Mercado Cuatro'yu tavaf edecekler yani o şekilde. Bakalım, şimdi bekliyoruz. Şu an geldik, bir hazırlık var. Bak şuradaki kız da kafasını kapatmış. Onun nedenini bilmiyorum ama hani aslında bizim şey böyle ya. Bu Karadeniz taraflarındaki kadınlar kafalarını şu tarz kapatırlar. Bu tarz renkli renkli kıyafetler ya da etekli kıyafetler giyerler ya, ona biraz anımsattı. Bilmiyorum, güzel yani. Gayet hoş. Bak böyle festivalden önce de mangal yapmışlar. Yine bu da geleneksel. Gerçi bu her yerde var. Şimdi sosisler domuz oluyor. Diğerleri de kanat. Domuzla kanat yiyorlar. Festivalden önce şimdi dans edecek arkadaşlar yemeklerini yiyorlar. Sabah sabah, şu an sabah yani burada. Böyle et yemesi bana biraz garip geliyor. Çünkü ben hayatta yiyemem sabahları et. Böyle lamalarla süslemişler. Resmi de koymuşlar ön tarafa, galiba Urkupinya mı o bilmiyorum ama. Yukarıda bebekler falan koymuşlar. Çok değişik bir dekorasyonu var şeyin, arabanın. Çok hoş değil mi ya? Çok tatlı bir gelenek yani. Bak yine klasik Bolivya kıyafetleri giymiş bir bebek. Öyle kete. Bu da gramar var. Seva Iglesia var değil mi? Şey, kiliseye gidiyormuş. Öyle kete. Buen provecho. Polis de el sallıyor bizde. Şimdi kiliseye doğru gidiyormuş. Bakalım biz de yol alacağız birazdan. En esta vida no quiero sufrir, no quiero llorar, quiero la felicidad. En esta vida no quiero sufrir, no quiero llorar, quiero la felicidad. Toca mi linda de mi corazón, cuando me muera que voy a llevar. Şimdi önce kiliseye gideceğiz. Kilisede bir dua okunacakmış bu Urkupinya adına. Daha sonra da oradan kiliseden aşağı doğru yürüyüş yapacaklar, dans edecekler. Şu evleri göstermek istiyorum da, şu yukarıda da evleri falan varmış. Burası tam Mercado Cuatro'nun, o pazarın ortası. Şu an pazar olduğu için çok insan yok ama normalde çok insan oluyor buralarda. Şuralarda evleriymiş. Çok enteresan. Bilmiyorum, garip geldi bana. Şimdi kiliseye geldik. İşte bir din adamı şu an vaaz gibi bir şey veriyor. O az önce gördüğümüz araç da hemen gelmiş. Kilisenin önüne park etmiş. Şöyle de bir taht gibi bir şey var bir arabanın üstünde. Hani yine o Urkupinya ile alakalı bir şey. Yani bunların hepsi sembolik zaten. Sembolize edilmiş şeyler. Ama çok hoş duruyor ya. Bak o gördüğümüz araç. Aa, adamda bildiğin zurna var ya. Ola ola. Zurna değil mi ya bu şey? Zurna ne ya? Klarnet. Klarnet bizim oralardan değil mi bu? Hola señor, ¿cómo se llama ese? Clarinete. Clarinete. Ah, se usa mucho en mi país. Yo soy de Turquía. Sí. Klarnetmiş. Gracias. Klarnetmiş hakikaten. Aa, klarnete denk geldik ya. Çok güzel. Bu buralarda kullanılan bir enstrüman aslında. Türkiye'de çok fazla kullanılan bir enstrüman dedim adama. Garip. Bilmiyorum, beni bilgilendirin hani. Türkiye'ye has bir şey mi acaba klarnet, bilmiyorum. Bu da lama. Bolivya'nın geleneksel hayvanlarından biri. Çok fazla lama var. Şimdi bakalım içeri girebiliyor muyuz bilmiyorum ama kilisede böyle bir şey. İşte buradan ta aşağı kadar yürüyüş yapacaklar. Şimdi dua ediyorlar. Şimdi Bolivyalılar, bunların %90'ı Bolivyalı. İşte kendi ailelerinin iyilikleri için, işte sağlık için,
kendi komünitatları için dua ediyorlar. Galiba rahip de Bolivyalı diye düşünüyorum. Sesler geliyordur zaten. Şimdi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Böyle burada yine yemek standı var bir tane. Kilise güzel, hoş bir kilise ya. Bak şu an şarkı söyleniyor. Klasik Hristiyanlıkta kiliselerde şarkı olayı. Yani ilahi diye de düşünebiliriz. Şöyle de güzel bir mozaikli bir bina vardı. Onu da göstereyim dedim arada. İçeride bakalım. Çok hoşuma gidiyor böyle kilise ambiyansı. De şarkı söylüyorlar ya. Böyle çok bana nasıl derler. Böyle bir garip bir huzur veriyor yani. Porque tu palabra vivificadora nos acaba de böyle tenekelerle bürünmüş bir arkadaş geldi buraya. Hani ne anlamı var bilmiyorum da daha değişik farklı bir kostümü var. Enteresan, şu ayağına taktığı çanlar ne acaba? Soracağım şimdi birazdan. Bir tane de gazeteden adam fotoğrafını çekiyor. Şimdi bu arkadaşın olayı şu çanlar hani dansta müzik ses yapsın diyeymiş. Ama bu Bolivya'nın koruyucularının kostümüymüş. Öyle söyledi kendisi. Gayet garip bir kostüm var. Ayakta da çanlar var. Enteresan, değişik bir dizayn. Böyle matraka denilen bir şey de varmış burada. Bu Virgen Urkupinya, yani Bakire Urkupinya için böyle kukla oynatacaklarmış dans esnasında. Böyle garip bir şey. Bu arkadaşların da görevi oymuş. Hepsinde böyle kukla gibi şeyler var ellerinde. Bunları oynatacaklar. Böyle değişik, sembolik işte. Bilmiyorum ne diyebilirim ama. Ha, bu şekilde dans ediyormuş. Tamam. Gracias, gracias. Garip, enteresan. Çok değişik kültürler var ya. Hani ben çok seviyorum böyle farklı farklı kültürlerden, insanlardan kesitler göstermeyi, tanımayı, öğrenmeyi. Muhteşem bir şey. İnsan zaten böyle gelişir ya. Farklı kültürlere, farklı inançlara, farklı geleneklere açık olmak gerekiyor. Herkesin kendi çapında, kendine göre gelenekleri, görenekleri var. Şimdi kilisede çanlar çalmaya başladı. Dualar okundu. Orkestra hazır. Havai fişekler atıyorlar. Birazdan yürüyüş başlayacak. Bayağı da tahminimden fazla insan var. Urkupinya'yı yukarı koydular. Şu an şehir turuna başlıyorlar. Önden Urkupinya'yı taşıyan ekip gidiyor. Arkadan bando takımı. Ön tarafta da çiçekler. Üstüne böyle bir şeyler attılar. Köpük gibi. Onu anlamadım ama
Herhalde kutsamak amaçlı atılan bir şeydi o. Şimdi yaklaşık 1-2 kilometre bu şekilde yürüyeceğiz. Önden Urkupinya'yı taşıyan araç gidecek. Arkadan da diğer ekipler. Şarkıda diyorlar ki mutlu olmak istiyoruz. Artık acı çekmek istemiyoruz. Latin Amerika'nın yerel halkları yıllarca acı çekmiş halklar ve şarkılarında da bu artık acı çekmeye son verilmesine yer veriyorlar. Gerçekten hani o kadar hani yüzlerinden belli oluyor ki eğlenerek bu festivali gerçekleştirdikleri. Yani hayran kalmamak mümkün değil. Şuradaki arkadaşın saçına da bayıldım bu arada.
acayip ya, ya Allah. Şimdi Kakupe'yi indirdiler arabadan. Ne yapıyorlar burada bilmiyorum ama sanırım böyle bir köşe hazırlamışlar. Yine dua ya da dans mı edecekler açıkçası bilmiyorum. Ama ortam gayet güzel yani. Yani Paraguay'da kendimi hiç bu kadar güvenli hissetmemiştim. Etrafımız polislerle çevrili. Ortam biraz güvensiz gibi gözüküyor ama aslında ön yargı bunlar. Vallahi muhteşem insanlar. Gerçekten eğleniyor herkes. Ne derler hani kaba tabirle herkes dalgasına bakıyor yani. Çok güzel. Şimdi Kakupe burada bir şeyler yaptılar. Yine şu iki insan resmi kıyafetlerle tebrik kabul etti. Sebebini bilmiyorum açıkçası. Ya yani yine doğum günüyle yani doğduğu günle bugünü ona adamışlar. Onunla ilgili bir herhalde tebrik mi kabul ediyorlar bilmiyorum yani. Ama ortam şahane. Her bir noktada tütsülerle kutsuyorlarmış Urkupinya'yı. O yüzden böyle bazı belli noktalar var, oralarda duruyoruz. Urkupinya'yı kutsuyoruz, işte önüne çiçekler falan koyuyorlar. Altta bir şey yakmışlar. İşte tütsülüyorlar galiba. İşte ruhuna dua ediyorlar vesaire, bu tarz şeyler yapıyorlar. Çünkü her adımda duruyoruz. Mesela şu an müzik kesildi. Şu an dua seremonisine geçildi. Dua ediyorlar. Böyle tütsü de böyle garip kokuyor ya. Vallahi. Ne acaba bu? Vay. Pardon. Garip bir kokusu var hakikaten. Yaktıkları şeyin. Böyle rutubet gibi kokuyor diyeceğim ama değil yani. Ha, değişik bir koku. Yalnız bu bildiğin halay başına benziyor ya, bizim elde mendilleri sallıyorlar. Hani halayın temassız hali diye yorumlayabiliriz. Arkada da abiler şarkılarını söylüyorlar. Çok güzeller ya. Bunlar da ana dans ekibi aslında. Geleneksel danslarını icra ediyorlar. Rengarenk giyinmişler, daha çok genç nüfus hani bu grupta. Diğer az önce halay başı dediğim gibi biraz daha yaşlı kısım hani o gruptaydı. Her yerden de havai fişek atıyorlar. Şu hemen ileride de Bolivya'nın koruyucuları diye bir ekip var. Onlar da böyle biraz değişik kıyafetli. Hani çok hoşuma gitti. Hangisi favorim derseniz açıkçası o gençlerin oluşturduğu grup favorim. Her grubun aslında bir anlamı var. Bir yandan da koşturuyorum. Yine Kakupe'yi sırtladılar. Artık festivalin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bunlar da bak şuradaki ekip de bir nevi yerel hani bu koca karı ilacı yapan kesimi temsil ediyor. Biraz daha batıla yönelik hani inançları var. Ellerindeki kuklalarda işte Bolivya'yı hani koruduğunu sembolize ediyor, öyle söyleyebilirim. Bunlar da o dediğim ekip, Bolivya'nın koruyucuları, Bolivya'nın askerleriymiş bunlar. Kendilerini öyle nitelendiriyorlar. Bunlar ne yapıyor bilmiyorum açıkçası. Çok bir fikrim yok.
yavaştan videoyu kapatacağım. Festivalin de sonuna geliyoruz. Bayağı yürüdük ya, hani 2-3 kilometre yol yapmışızdır. Urkupinya'nın üzerine böyle köpük gibi bir şeyler atıyorlar. Yine kutsuyorlar. Bu üçüncü noktamız. Üç noktada kutsadılar. Birbirlerini tebrik ediyorlar şu an. Yani hani bazıları diyebilir heykel inancı, yani bir heykele mi inanıyorlar, ama saygı göstermek gerekiyor. Yani herkesin kendine inancı. Bu beyaz şeyleri de kutsuyorlar birbirlerini. Birbirlerini, hani bizim bayramlarda oluyor ya, el öpersin. Birbirine sarılırsın. Ne bileyim, küçüklerini büyüklerini görmeye gidersin. Saygı çerçevesinde işler her şey. Aynı burada da o şekilde, sadece her kültürün resmi farklı oluyor. İşte bu da Bolivyalıların 28 Ağustos'ta Hazreti Meryem adına kutladıkları bir festival. Buenos días, buenas noches. En el horario que me estén viendo, soy Giselle Tito de la Fraternidad Tingo Huachas de Paraguay. Les invitamos a ver este hermoso baile dedicado a la Virgen de Urkupiña. Y bueno, nosotros somos la fraternidad Ticus. Arkadaşlar, festival buraya kadar, videomuzun sonuna geldik. Elimden geldiği kadarıyla Bolivyalıların Urkupinya, yani Hazreti Meryem'in doğum gününü kutladıkları festivali göstermeye çalıştım. Ben gayet eğlendim. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir, eğleniyorsunuzdur. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Türkiye'ye selamlar.